Tabii ben de bu süreçte transfer bekliyorum. Bir Kerem'i aldık. Muhammed'le anlaştık. Erzurum kampında ne olacak göreceğiz. Evet, yöneticilerimiz çalışıyor, çabalıyor, uğraşıyor. Ellerinden gelen en iyisini yapmaya çalışıyorlar. Tabii bazı oyuncularla bitmiş bir bölüm var. Bitmeye yakın bir bölüm var. Ama ben de diyorum ki imza atmadan hiçbir transfer Rizespor futbol takımının transferi değil diyorum. Çünkü geçmişte birçok şey yaşadığım için. Dolayısıyla inşallah onlar da imza atar. Erzurum kampında istediğimiz transferler oluşur. ...23'ünde başlamadan önce bir tek şey istemiştim. Transferlerin %80'i bitsin diye istemiştim. Yani 2-3 oyuncu olabilir gayet normal transferinde. Ama baktığınız zaman o gerçekleşmedi. Yani Erzurum kampına kaçı gerçekleşir, kaçı gerçekleşmez... Yani bir şey demek istemiyorum. Yani dolayısıyla ben de göreceğim ekibimle beraber. Gönül ister ki hepsi bitsin. İnşallah da hepsi bitsin ama söylüyorum yöneticiler çalışıyor, çabalıyor, uğraşıyor, ellerinden geleni yapıyor. Hani ben bir çilek transfer istemiyorum. Yani işin esprisi olursa meyvelerin her türlüsünden istiyorum. İşte armut mu olur, elma mı olur, kiraz mı olur bilmiyorum. Yani çilek transfer gibi bir şey istemiyorum. Dolayısıyla inşallah meyvenin her türlüsü olur. Çalışıyor bize şimdi. Başladı. Geldik arkadaşlar birlikte. Bir sorun. 2 gün, 3 gün mü ne oldu tam olarak? Bakmadım tarih. Evet çalışıyor. Bir sorun yok. Bizim oyuncumuz yani. Herkes gitti dedi Gökhan'a. Gökhan işte oraya gitti, buraya gitti. Olmadı. Yani futbol maalesef böyle. Yani futbolda kulüpler bazen anlaşamaz. Bazen menajerlerde problem olur. Bazen oyuncunun kendisinde olur. Bazen başka bir şey olur. Yani ondan her zaman için garanti konuşmak ve net konuşmak gerekir. İmza olmadan hiçbir şeye ben inanmıyorum. Siz de inanmayın diyorum. Gökhan Gönül zaten yani kalmasını istedim oyuncu. Yani Gökhan Gönül ile ilgili bir şey söylemedim.